Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün paylaşacağım video ki bunun arkası da belki gelebilir veya dönem dönem de ekleyebilirim. MS videosu olacak. MS hikayem olacak. Bu zor bir hastalık. Zaten ilk videoyu yayınlamamın sebebi de aslında bu oldu. Ve herkesin kendine göre tabii ki bir hikayesi var. Bu illaki MS ile ilgili de değil tabii ki arkadaşlar. Yani zor bir hastalıkla yaşayıp da herkesin tabii ki kendi sağlığının ne kadar önemli olduğunu, o hastalığın derecesi ne şekildeyse kendine göre zaten o hayatı veya o durumu yaşıyor. İyi anlamda da, yani moral açısından, moralini yüksek tutma açısından, hastalıkla savaşma açısından da bunu yapan var ki ben de ilk zamanlar gerçi bunun psikolojik boyutu çok kötüydü ama şimdi ben de anladım ki bu hastalıkla beraber yaşayacağım. Dolayısıyla da ben de bu hastalığa inat, bu hastalıkla uğraşarak, bu hastalığa karşı dik durarak yaşamayı sürdürmemin gerekli olduğunu anladım. Neden gerekli olduğunu anladım? Çünkü arkadaşlar, yani o hastalıkla artık yaşayacaksınız. Yani bu tür hastalıklarda, MS hastalığı gibi, ömrünüzün sonuna kadar yaşayacağınız bu tür, işte açıkçası şöyle, tedavisi olmayan geçici durdurmaya yönelik ilaçlarla kendini tolere etmeye çalışan bu tür hastalıklarda maalesef böyle oluyor. Keşke hani bir şeyi olup da böyle hani tedavinin net olduğu, sonuca ulaşabilecek bir hastalık olsa tamam, bunun için bir insan savaşabilir. Ama işte bazı hastalıklarda MS gibi, multiple skleroz bu arada gerçek adıyla, tam tanımıyla, insanın dünyası değişebiliyor arkadaşlar. Hayata bakışı değişebiliyor, hayatı alt üst oluyor, dönüm noktası oluyor. Bu iş anlamında da böyle oluyor. Sağlık anlamında da, başta sağlık anlamında, sonra iş, sonra sosyal yaşantı, sosyal çevre, arkadaşlık, her şeye dokunabilen derken, kötü dokunan, dokunduğu şeyi yok eden bir hastalıktır MS hastalığı. Ben de bu noktada yani insanın da en verimli döneminde bu hastalık insanın karşısına çıkıyor. Ben bu hastalığı 29 yaşında, 2009 senesinde bu hastalıkla tanıştım. Bir özel sektörde çalışıyordum, finans sektöründe. Ve de maalesef bu hastalığa yakalandıktan sonra insanın hayatını ne kadar değiştirebiliyor, insan hayatını ne şekilde tersine getirebiliyor, çok acı bir şekilde yaşadım. İşten çıkartılmakla gerçekten arka arkaya, tabii ki bu kötü bir şeydir. Hani sonuçta yaşadığınız kişisel problemdir vesairedir, şu budur. Farklı nedenlerle işten çıkartılma zaten kimsenin zaten öyle şey yaparak hani mutlu olarak şey yapabileceği bir şey, bakış açısı değildir. Keza kendi de isteğiyle ayrılmadıysa. Ama dediğim gibi MS hastalığı gerçekten insanın hayatında öğrendikten sonra her noktaya temas eden, kötü anlamda insanın hayatına dokunan bir hastalık. Burada benim çok uzun yıllar, açıkçası hastalığı öğrenmemle beraber majör depresyon teşhisi kondu bana. Çünkü bunu nöroloji doktorun, ki kulakları çınlasın, onu çok seviyorum, Profesör Doktor Gülşan Akman hocam, İstanbul Tıp Fakültesindeki hocam, gerçekten ilk dönemlerde sağ olsun inanılmaz derecede onun desteğini gördüm. Bir arkadaş gibi bana bununla baş etmem gerektiğini, güçlü bir insan olduğumu, bununla başa çıkabileceğimi, her şeyin kendimde olduğunu inanılmaz derecede bana bu konuda destekleri olmuştur sevgili Gülşan hocamın. Ama işte o
yakalandığımızdaki o şeyi öğrendikten sonra insan o kadar şey olamıyor arkadaşlar. Hayata bağımlılığı çok fazla olamıyor. İstekler, hevesler, her şey bitiyor. Ve sosyal çevre kaybıya uçuyorsunuz arkadaşlar. Yani bizim şu an İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki hasta grubu arkadaşlarımda da ki İstanbul Tıp Fakültesi'nde gerçekten 10.000 üzerinde hasta var şu an itibariyle. Şu an itibariyle 2021 itibariyle de sağ olsun Özkan'la da bazen konuşuyoruz sekreterimiz. Gerçekten inanılmaz bir şekilde İstanbul dışında Türkiye'nin her yerinden İstanbul Tıp Fakültesi'ne bir hasta akını var. Hani biz tanışıyoruz, şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Deniliyor ki hani Zonguldak'tan geliyorum. İşte neden diyorum hani geldim falan. Hani orada hastane yok mu, zor olmuyor mu? İşte yani diyorlar ki Çapa. Yani maalesef yani Çapa'da her şey. Öbürü diyor, ben diyor, arkadaşım diyor, işte diyor Samsun'da bilmem ne hastanesinde gittik veya işte orada da vesaire. Hani şey oldu, çok zorlandık, işte hastalığı teşhis edemediler, iyi bakmıyorlar, anlamıyorlar falan. Bu noktada MS hastalığının Çapa, yani İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye'de şu an bir numara. Bu bir numara derken de bunu hani övünerek de söylemiyorum ki arkadaşlar da sağ olsun asistan arkadaşlar falan oradaki hemşireler de böyle bir konuşurlarken yani bu noktada benim gibi hani övünerek şey yapmıyorlar çünkü gerçekten işleri çok zor. 10.000 hasta yani İstanbul genelindeki hasta sayısı kaçken Türkiye'nin yüzde yanılmıyorsam kayıtları tam bakmadı ama hani bildiğim kadarıyla %50'ye yakın bir oran var hemen hemen neredeyse. Yani inanılmaz bir oran var İstanbul Tıp Fakültesi'nde. Bunun Cerrahpaşa'sı var tabii. Ben Çapa'dayım. Keza Cerrahpaşa'da o şekilde. Dolayısıyla gerçekten çok zor bir hastalık olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Moralinizi iyi tutmanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki sen bunu başarabildin mi? Hayır. Uzun yıllar gerçekten ki teşhis de konulduktan sonra aynı anda psikiyatriye de gitmem önerilmişti. Onu yanılmıyorsam Gülşen Hoca'dan sonra ben ilk başlarda çok istemiyordum. Fakat Gülşen Hoca'nın da fakülteden, hastaneden ayrılmasından sonra da işte başka hasta, başka doktorlarla açısı tedavim devam etti. İlk başlarda ben Gülşen Hoca'ya da gitmeye devam ettim ama tabii arkadaşlar yani özel hastane şeyini karşılamak biraz zor oluyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bu hastalık böyle belli bir şeyle gidebilen bir hastalık değil. Yani bir kere giderseniz işte şey olur. Hani ama sürekli rutin kontrol gerektiren bir hastalık. Bu noktada da tabii ki özel hastane doktorunuzu sevip de yani özel hastane olunca da tabii çok fazla şansınız olmuyor. Bu noktada tabii ben Çapa'da kalmaya devam etmiş oldum. Maddi açıdan tabii ki oldu bu. Ama tabii ki sağ olsun inanılmaz derecede şu anki işte daha önceki dönemlerde Melike Hoca olsun. Şu an Murat Hoca ve Tuncay Bey var sağ olsun. Tuncay Bey de sağ olsun şu an çok iyiler. Farklı farklı tabii doktorlara bu 11 yıllık süreçten bahsediyoruz tabii ki. Yani 11 yıl uzun bir süre 2009'dan bir yana. Bu noktada da tabii ki yani hastalıkla yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu. Yani bu hastalığa yakalanınca maalesef kendinizi, hayatınızı her şekilde devam ettirmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Yaşamak zorunda olduğunu biliyorsunuz. Ve hastalık sekerler, ilk başlarda sekerlerim yoktu benim. İyi bir şekilde ben devam ediyorum. Hatta dans ediyordum. Ben Latin dans kurslarına da yazılmıştım. Bunu da uzunca bir süre aralıklı ama arada vererek devam ettirdim. Ancak son 3 senedir hastalığın bacak hızında sekmeler, sürtmeler, takılmalar. İlk başlarda çok iyiydi. Fakat bendeki Allah'a şükürler olsun şu an hani bir iç teçhizat ya da işte ne bileyim değnek şu an kullanmıyorum ancak gerçekten Allah'a şükürler olsun şu an iyi seyrediyor hastalığım. Ama tabii ki çok aktif bir insanım ben. Ben lise döneminde Aikido'ya başladım. Yaklaşık 8 sene üniversite dönemini de katarak
Basketbol yapardık arkadaşlarla çevremizden. Sonuçta sosyal faaliyete aşırı olan bir insandım. Hiç hissetmedim ben bu hastalığı. Ancak işte hikaye nasıl başlar derseniz, aslında en başta belki bunu söylemeliydim. Hikaye çalıştığım bankada bir müşterimiz vardı. Özel bir muayenehanesi vardı, öğreneyim ben size. Nöroloji uzmanı kendisi. Ben de o dönemde ara ara böyle bir hafif sürtmeler olur ama böyle bacak teklemesi, sürtme böyle kendi kendine. Fakat ben bunun üstüne durmuyordum o kadar. Çünkü MS öyle bir hastalık ki vurup giden bir hastalık. Bu çeşitli sekelleri var. Yani konuşamama gibi, görme bozukluğu, retinaya bir perde iniyor. Her şeyi sarı görüyorsunuz. İşte bacaklarda takılmalar, düşmeler, bacak sürtmesi, koşarken çarpılma. Çok 7-8 ayrı çeşidi var. Bendeki çeşidinde 2009 yılındayken, ki ben o dönemde de sosyal faaliyetlerim fazla olan bir insanım, hiçbir şekilde hissetmiyordum ama ara ara bir iki dönemde denk gelmişti. Bu üniversite döneminde olmuştu. Basketbol oynarken üstünde durmuyordum açıkçası. Hani nedir diyordum. Ama kendi kendini düzelten sinsi bir hastalık. Yani sinsi bir hastalık işte. Kötü olanı o zaten. Yani keşke hani devam etse de, hani dersiniz bir gün olur, iki gün olur, üç gün olur, baktınız ya atıyorum yani parmağınız ağrıyordur değil mi? İlk gün bakarsınız ya parmağım acıyordur değil mi? Belki bir kırık vardır, belki bir çıkık vardır. Yani farazi örnek şey olarak veriyorum bu arada arkadaşlar. Yani şimdi diyeceksiniz kırıkta durulur mu? Örnek veriyorum. Birinci, ikinci gün geçtikten sonra üçüncü gün siz ne yaparsınız? Bir şekilde gidersiniz. Bağım ağrıyor dersiniz. Yani ne doktor sağır, yani üç gündür böyle dersiniz. Çünkü artık bakılması gerekiyordur. Biz toplum olarak böyle bir insanız zaten. Ama MS bu şekilde değil. MS bir, iki gün işte gözde seyirme, göze perde inme. Atıyorum örneğin farklı farklı ataklardan bahsediyorum. Bende bacak sürtmesi bir gün, iki gün sonra tekrar düzeliyor. Biz tabi toplum olarak zaten son noktada biz doktora giden insanlar olduğumuz için bunu ben de sağlığıma önem verdiğimi zannederdim. Ama MS başıma geldikten sonra çok iyi anladım. Gerçekten bir şey varsa hemen doktora gitmeniz önemli. Çünkü sonu uzuyor, sonu çeşitli hallere bürünüyor. Bu ciddi hastalıklar anlamında konuşuyorum tabii ki ben. Allah tabii kimsenin başına vermesin böyle önemli, kalıtsal, ciddi bir hastalıkları. Bu şekilde oldu. Ben bankaya gelen müşterimiz nakit işte para çektikten sonra bana dedi ki, ya dedi biraz yürüyebilir misin dedi. Ben de banko, vezin arkasından, gişe arkasından yürüdüm ama ben tabii hissetmiyorum ama kimse de hissetmiyor bu arada. Hani bu sekerlerken böyle bir toparlama gibi düşünmeyin böyle. Hani nasıl hani olduğunuzu fark etmedin diye. Çok böyle hafif, çok böyle şey ki karşımdaki insan da nöroloji uzmanı olunca işte Allah diyeyim ben. Bana dedi ki muayenehaneme gelir misin dedi bana. Dedim hani hocam ne oldu? Yo dedi ben sana çay ısmarlayacağım. İyi dedim ben. Hatta şey espri yaptım. Hocam dedim ayağım dedim basket maçı yaptım. Böyle böyle oldu dedim. Bu dedim 2 ay önce de olmuş dedim ama şu an var dedim. Bu dönemde ara ara gitti tabi. Tekrar düzeldi. Bazen de 6 ay uğramadı veya sene boyunca uğramadı oluyor. Ama bu bundan öncesini soracak olursanız yaklaşık bir 5-6 sene, ben üniversite 2003'te bittiğinde, 2003'te olmuştu çünkü, onu çok iyi hatırlıyorum çünkü 4 gün sürmüştü. Gene sallamıştım. O geldi benim aklıma. Tabii ki insan unutuyor yani sonuçta. Muayenehanesine gittiğimde bana direkt belli egzersizler, adım yürüyüşleri yaptırdı. Belli kol, el hareket, burun, İşte uzatma hareketler vesaire falan yaptırdı böyle. Parmak dokunmayla hocanın elinin uzantısını, hani o MS hastaları bilir. Bana dedi ki sen MS'sin. İşte hayatın bittiği an. Benim hayatımın baştan aşağı değiştiği an o an oldu arkadaşlar. Ve daha sonra inanılmaz derecede moral bozukluğu,
işten çıkartılma. Bunun farklı sebepleri var bu arada, eş anda. Çünkü aynı anda bir sorun vardı. Ve hayata küsüş ve çöküş. Arkadaşlar, kanalıma abone olursanız sevinirim. İkinci partıda ilerleyen günlerde tekrar yayınlayacağım. Hepinize kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.